Melo, ben seni tutuyorum. Oyum sana. Yalnız kuşlarımız bir de tüydedir bu arada. Ha, evet, bu genel anlamda tüyde hepsi. Allah'ım, burada habeşler var. Ekstra. Kedi, köpek, ne ararsak var burada. Hadi bakalım ya Allah, bismillah. Şimdi hangisini izleyeceğimi belirt bana. Soldaki. Şimdi, heh şu. Zaten kayık yapacak. Bak şu kuş. Kayık atan değil değil mi? Değil, diğeri. Değil, o bango. Tamam, tamam. Tamamdır, bende abi. Gerisi de sende abi. Tamam, İzliyoruz. Ama lütfen kuşu dikkatli izleyelim. Ona göre not vereceğiniz. Tamam. Nefesleri tuttuk arkadaşlar. İki arkadaşımız da iddialı bu işte. Sıradan bir yerde değiliz. Melo, üçer tane uçuruyoruz, haberin olsun. Abi, üç tane sen, üç tane ben ayrı kuş. Abi, bu uçaklarda dönüş yapmasın bizim buraya. Onlar genelde bizi seyretmeye geliyorlar ya. Ulan... Öndeki değil mi? Evet. Sağdaki. Evet. Bilmem çekebildim mi? Aldım bir tık. Bu birinci. İnşallah sonuna kadar çekmişindir. İnşallah. Şuraya gidelim mi baba? Bir tane o at. Yalnız şunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşla yarış yapıyoruz ya, dediğim gibi. Çekiyor mu? Çekiyorum. Her şey. Kosova kuşuyla paçalı dönek kuşunun dönüşleri birbirinden ayrıdır. Evet, bunu bir kere ayrı gözle izlesin arkadaşlar. Doğru. Ben şundan iddia ediyorum. Benim kuşlarımın tertibi bu arkadaşın kuşlarında yok. Bakalım. Paçalıyla yarışamaz o anlamda, tertip anlamında. Dönüş bakalım. Tertibinden bahsediyorum. Bakalım. Hadi bismillah. İlki sen attın. Sen benim kuşlarımı bırakır mısın arkadaşım? Aa, lütfen. Benim reste var. Ama önce bangomu indireyim de. Tamam. Aa, o da kuş kaldı. Şimdi tertipten bahsediyorduk ya. Şimdi ben de tertip olarak bir kuş atacağım. Bakalım o kelimeyi aynı şekilde söyleyebilecek mi? Hadi bakalım. Göreceğiz abi. Görelim abi. Madem tertipse. Ferhat, dostluk ayrı, havadaki dostluk ayrı. Ayrı. Ayrı ayrı yani. Bak, mesela, bir çizgi var yani. Abi, yerde dostluk var. Problem yok. Her zaman tartışıyoruz yani. Tartışmamız şudur. Şimdi benim dostum diye kalkıp da bana, aa senin kuşun kötüyken iyi demesi hoş bir şey değil baba. Ben doğru yolu bulamam. Aynen öyle. Hayır, kesinlikle abi. Yani eğer biz bu kuşu besliyorsak, hani rakıfı yapıyoruz, burada eğleniyoruz kendi aramızda ama doğruları söylemek gerekiyorsa, abi eğer arkadaşlığımızın içinde, sahada arkadaş değil yani. Kim oldu be yavrum, misafir kim geldi gördü. Kuşun hatası varsa söyleyecek. Diyecek ki dostum bak bu kuşun bu hatası var. Bilirsin yani ama. Yorumu açız. Şeffaf yorumu açız. Yani şimdi bu durumda benim yüzüme söylemeyip arkamdan da dedikodu oldu mu hoş bir şey değil. Adam burada geliyor diyor ki bravo be diyor. Aynen. Ne gitti diyor. Arkandan. Bak, ne aynen. Gitti. Ya sonra arkam buradan sonra ayrılıyorlar. Ya işte be Nedim'in ustanın oraya gittik. Ya bir boksör edemedik. Ya abi o zaman niye alkış tutuyorsun? Kesinlikle abi. Niye çığlık atıyorsun burada kuşlara? O zaman madem kuşun bir hatası, bir kusuru varsa dersin ki arkadaşım evet kuşun uzun döndü ama hatalı. Sistemi bozuk. İşte gidişi güzel değil. Tempolu değil. Çıkış yapmadı. Nedim abi. O zaman derim ki adam beni eleştiriyor burada. Haklı. Nedim abi kalp atışlarımızı değiştirir misin? Değiştireceğim. Aynen. Hadi bakalım. Seni de değiştireceğim. Senin de değiştireceğim diyor bak. Bırakmıyor Melih abi. Allah neşesini olmaz. Bozmasın. Aha abi. Habeş uçuracak bize. Aa onları. Dur gösterelim dur. Bir dakika dur abi. Ben pırıltatacağım ya. Bak abi. Bunda pırıltatacağım doğru. Ne kadar güzeller değil mi? Aynen. Onlar da pıtır pıtır gidiyor. Aha. Çıktı bir tane düşman. Nedim abinin neşe tam gazı ya. Aynen. Tabi uçaklar tepemizi. Kuşlar ürkmüyor artık değil mi? Uçaklardan alışmışlar. Yok. Nedim abi hangini uçuracağız? Bak şimdi abi. Heh bakayım abi. Kuşu göstereyim. Benim bu hiç böyle koca, kuşum olmadı. Bak bu da tüyde. Bu da yavrum bak her tarafı tüy içinde görüyor musun? Bak yere bırakayım. Bak ne kanadı tamamlanmış ne kuyruğu tamamlanmış. Ona rağmen yine uçuruyorum. Hadi bakalım. Şimdi hangisini daha iyi çekmem gerekiyor burada? Abi kaplanı. Kaplanı. Mavi kaplanı çekeceksin. Aynen. O kuşu... Kaydı ön taraftakini. Tamam ben de. Kaydı al. Ama önce bir yorulmasını bekliyoruz değil mi? Tabii belli bir mesafeye çıkması gerekiyor. İyi açıldılar.
ama var ya kuş, ortam var ya tam kuşların uçumu için müthiş. Müthiş. Döndü bak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel. Sardı gidiyor. Yok şimdi tutacak. Gel. Bir ufak rüzgar var. Rüzgar olmasa gel. Aynen. Gel. Nereye battı? Yok batmaz. Gel. Ya, kuşu göreyim ha. Gel. Aferin sana. Kalktığı gibi aynı yere. Çünkü hayvana hafifte rüzgar var. Şimdi biz eşit görüyoruz. İkinci kuşları görelim abi. Seyirciler de tabii yorumlayabilir. Bu kuş sürekli döndüğü için daha çok bir şey geliyor değil mi? Bir kesiyor, bir bırakıyor, bir daha başlıyor falan. Gökhan, şu kuşu hatırlıyor musun Gökhan? Şuradaki kuşu. Bunların tek kalem dönmesi daha. Hayır, siyah beyaz var bir tane, hatırladın mı? Plakalı bir kuş vardı, aradıydık. Yavru var yukarıda. Sahibiyle konuştuyduk. Bak o kuşu buraya getirmek gerekiyormuş. Hatırladın mı bir tane? Salihlerin dükkanından getirdik, uçurduk. Ha, kuş havadaymış. Gel. Gel. Yavru bu ya. Yavru da. Gel. Bu da. Bunlar Kosova kuşu. Doğru mu abi? Tabii, tabii, ne diye geçiyor abi bunlar? Kosova döneği diye geçiyor. Direkt Kosova döneği. Tabii. Ama bizim Isparta'lara benziyorlar. Doğru mu? Yok abi. Isparta böyle dönmüyor abi. Boy oranları da farklı. Tip olarak. Biraz boy oranı farklı. Şeyi farklı. Acaba biz çoğunu biz tanımayız bile. Isparta zannederiz ama değil demek ki. Olay farklı. Ama ikinci. O mu? Devam etsin, devam etsin. O mu sağ olsun? Sıkıntı yok. Abi sanki içinde biriktiriyor. Tabii. Birazdan diyor nefesleri keseceğim. En büyük kozunu en sonunda bırakacağım. Hadi bakalım bismillah. Bir yavru daha salıyorum. Heh, kuyruğu telli olan. Baba aynı kuyruk olan çekeceğim. Tamam. Uçmaya programlanmış gibiler abi. Tüyler ama hiç evet. Şey yok. Bunlar şimdi sporcu hayvanlar yani. Hep aynı saat. Ya spor, tabii şimdi biz burada sabahleyin saat 7'de kuşlar meli uçurmuş oluyor her aynen. Sabah ama. Tabii. Akşam İdman yiyor yani. Tabii her tabii. Sabah. Hiç hani saatini kaçırmıyoruz. Her sabah saat 7'de yani bildiğin yarışçılar gibi her sabah sabit 7'de geliyoruz uçuruyoruz. Akşam yine devam ediyoruz. Eğer gün arasında uçmamı istediğimiz yavrular oluyor mesela sökülsün diye onları uçuruyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Onların anne babaları da orada. Bak kuş geliyor. Hadi bakalım dur bir dakika. Öndeki. Üstteki. Evet. Gel oğlum yerine gel. Gel babacığım. Bu tarafa doğru esiyoruz. Gel babacığım yerine doğru gel. Tamam ben de. Görüyor musun? Diye? Ben de. Tamam. O tavuğuna gelmeye bekliyor. Heh. Ula 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 ula. La 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 la. Gördün mü? La ne yapıyorsun? Ne yapıyor acaba? Rüzgar var rüzgar. Rüzgar olmasa çok iyi olacak. Hadi bir daha koy. Koy bir daha. Gel. Yap bir daha. Böyle yaparsa ölür. Yap bir daha. Buradan kısa noktalar söylür bu. Gel. Kafayı görüyor musun? Nasıl bakıyor aşağı? Gel oğlum gel. Gel. Kısa şimdi. Kısadan alırsa diyorsun vuruyorken. Aa, ölüm kaçınılmaz anında ölür. Çarpan oluyor mu öyle? Tabii canım. Dur action var galiba durun. 2'ye 1 oldu abi. Bak gördün mü bu daha uzun. Bu daha uzun. Yok ıslaka bunlarla şey yapamaz. Kafa yapıları da bunlar metraj olarak uzun. Gel o hırrrrt yapıyor bırakıyor. Bu yok bu uzun dönüyor yani. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar bakın ortama bir bakar mısınız ne kadar güzel.
Uçaklar havada, kuşlar rahatsız olmuyor, alışmışlar artık. Oksijen mükemmel, orta mükemmel. Bir de biraz kuyu olması çok iyi değil mi tabii, abi? Tabii tabii. Rüzgarı kesiyor. Aynen. Selanik kuşunun en çok sevdiği şey, aynen, dönek kuşun. Aynen, kesinlikle öyle. Hatta geçen gün pırıltı atarken Nedim arkadaşım bir video paylaşıyordu. Bakın arkadaşlar dedi, biz sadece hani insanlara kuş uçurmuyoruz. Helikopterden bile bizi izliyorlar. Helikopter geçiyordu kuşun arkasından. Yanından. Yani öyle maceralarımız da oluyor burada. Yalnız tavuklar çok mutlu ya. Baksana. Pik 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 pik. Orada var. Anaçları anne, mı? Anne babalar yok, orada. Şimdi onları da gezdireceğim. Habeşlerin anaçlarını da göstereceğim. Burada yumurtladılar, burada büyüdüler. Tabii tabii. Nereye, dışarıda kuş var mı? Hayır. Yok abi. Var var abi var. 3 tane var. Antene şeye konmuşlar. 3 tane var. Aç. Heh. Aç baba. Heh, şimdi poşeti tertip kokma. Düzen eksildi. He? Şş, reis. Tertip düzen eksildi derken gel. Yok, bunlar yeni gelen orikler var. Gel. Bunlar havada kalmış. Oriksiz, çobansız olmaz değil mi abi? Bak, çoban bak, kesinlikle bu olacak. Bu kuşlarda yani sadece bu değil. Paçalı dönek ve Kosova döneklerinde, Selanik döneklerinde olmazsa olmaz abi. Yani bazı dönekler var. Bu şu siyah beyazlar mesela kuşsuz da dönüyor. Hani Muradiye mi diyorlar? Onlar? Evet. Yani Bursa'da Muradiye yani diyorlar. Bursa'da Muradiye diyorlar. Bu, ya biz de Selanik diyoruz mesela. Ama şu var. Onlar mesela tek başına evet atarsın, döndürürsün. Genelde orikle de kullanıyorlar. Ya da Adana ile kullanıyorlar. Ama ben genelde tek dönmesi benim için daha iyi. Ay, bunlar hep yavru. Yavru ya. Gel. Hepsi heyecanlı. Gel. Biraz da kalabalığız ya. Ürküyorlar da. Problem yok. Kalabalığa alışkınlar ya. Nereye gitti o? Yana indi. Arkaya indi. Kanki gel kanki. Tertip konusunda diğer abi biraz haklı gibi. Yavru burada, yavru çok. Yavru da doğal olarak heyecanlı. Kanı kaynıyor. Uçmak istiyor yani. Mesela ben bunları evde üretiyorum. Evde ürettikten sonra buraya getiriyorum. Burada bir iki gün, üç gün kanadını... Ne de oynat! Bakmadıktan sonra... Göster abi. Gel. Nereye gitti? Nerede o üçkağıtçı? Kuş uçursak bozar değil mi? Şşş. Şşt. Geldi. Bebek daha ya. Konma yerleri de çok güzel. Baksana. Tabii. Nasıl güzel rahat bir yer yapmışlar hayvanlara. Kuşun tam yaşam alanı için her şey var ya. Yani. En önemlisi toprağa basıyor hayvan. Kümesleri de seviyorlar kuşlar. Kümesler yalnız dört dörtlük olmuş bence. Havalandırmaya bakar mısın? Kuş aşağıdan pisliğini yaptığı zaman direkt aşağıya yere. Rüzgara. Teması yok yani. İçini de göstereceğim şimdi kümeslerin. Projektörü var, kamerası var, her şeyi var. Adam güzel yapmış yani. Kosova kuşları bakalım ne kadar merak uyandıracak arkadaşlarda. O da buraya yapmış hobi bahçesi. Değil mi? Aynen, o da buraya yapmış hobi bahçesi. Gayet güzel bence. Mekan tertemiz. E 3 oldu. Bu ikisi çoban mı? Mavi beyaz olanı çekebiliriz. Tamam bakalım. Biz izleriz. Rüzgar artmaya başladı bu arada. Evet. Biz izleriz, olsun, sıkıntı yok. Sen nasıl şeyi havalandırmaya çeviriyor? Nasıl rüzgar olduğu belli yani. Esinti var. Ya bunlar, bu kuşlar, meleğin kuşlarla bizim kuşlarımız kesinlikle rüzgarı sevmiyor. Yani paçalı dönek de, Kosova döneği de kesinlikle, yanlış mı söylüyorum? Çok doğru. Sakin hava istiyorlar. Yani bunlar sakin havada. Ben Kosova'ya gidiyorum mesela. Adamlar ufak bir rüzgarda kuş uçurmuyorlar bize. Diyor ki havası değil kardeşim diyor. Diyorum ki İstanbul'dan geliyoruz. Beni ilgilendirmiyor diyor. Benim kuşum rüzgarı sevmiyor, uçurmuyor. Saygı duyarsın. Ne diyeceğim? Diyecek bir şey yok yani. Altta. Çobanlardan ayrı uçuyor ama. Tüyde baba. Hep dökmüş tüyünü. Tüyünü hep dökmüş. Ama
Eğer rüzgar bize müsaade etse üstüme gelsin kuş. İzle. Bak o zaman göreceğiz. Bu kuşun stili de dilim dilim dönüyor böyle. Ama güzel dönüyor yani. Hadi bismillah. Bakalım belli zaten. Baş çelenkleri eksik. Yok insin göreceksin zaten. Yok çelenk menek yok. Eksik hayvanın kanatları eksik. Yani. Belli ediyor hayvan. Çobanlar ayrı yükseldi, bu ayrı kaldı. Evet. Ama yine boy aldı bayağı bir. Ne de oradan da dönebilir tepene, tepene gelirse. Aa, yok, terse düşürdük. Terse düşürdük. Evet, kaçtı. Gel. Tamam, şimdi sana hak doğdu abi. Yukarıdakileri indirmesi lazım. Onun çobanlarını kullanmam mı diyorsun? Hayatta işim. Onlar ayrı, bizimkiler ayrı. Mesela onun çobanlar duruş yapıyor, duruş sergiliyorlar. Bizimkiler durmaz mesela, bak havaya. Bizdekiler durmaz yani. Ama evin üstünden böyle de ayrılmaz. Öyle yapıyor, kayı yapıyor. Bak, tamam. Her defasında kaldığı kafayı hep evin üstündedir yani. Bir yere gitmez yani. Gel. Her kuşun ayrı özelliği. O zaman kuşlar havadayken bir tur daha hakkı devam ediyor. 3 oldu. Gel. Ayna kuyruk gel. Gel. Tip olarak çok güzel bir kuşağı havadaki. Gel. O da yavru. Gel yavru. Boy orantılarını görüyor musun? Bunlar bir tip daha büyük. İri kuşlar. Bakalım aynısını atacak. Evet. Bizdekiler 2 günde kel kaldı ya. Ya onda da eksik var. Onda, o da kötü, o hayvan da kötü. Bu farklı değil mi şimdi? Az öncekinden. Az önceki mi? Yok değil, farklı. O az öncekinde bayağı kanat manat gitmiş. Şimdi içeride baktım ben ona. Hatta gösteririm de. Ama bu uçacak. Öbürlerine de yetişecek gibi mi geliyor? Diğerleri de yukarıda. Görebilen var mı bilmiyorum. Tabii zoomlarsam görürsünüz. İsterseniz şöyle zoom alayım onları. Bak görüyor musun? Bizim kuşlar hiç buradan ayrılmıyor. Eksenden ayrılmıyor yani. Bu böyle evin etrafında hiç böyle kayıp da hani gideyim şurada uçayım, o tarafa gideyim. O huyları yok yani. Her kafanı kaldırdığında evin üstünde kuş. Bu yerdekiler de dönüyor mu abi? Bunlar bana dönüyor. Bak geliyor baba. Dur, heh şurada. Buluşmadılar, buluşsalar. Ben buldum kuşu. Kuştayım abi, ne zaman istersen pırıltı ver. Bir işin kötü tarafı kargaların da geçiş akşamüstü ya. Onlar da geçiyor. O da şey yaptı. Yani onların da geçiş saati ya. O da içeri sana beklenir yani. Bence bu nefesleri tutturacak. Şundan belli ben yapacağım diyor. Ne diyorsun, bana yapacak mı kuş? Tepende yakalarsan tabii ki. Bana rüzgar biraz müsaade etsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Çobanlar gördün mü? Nasıl gitti yanına hemen? Görüyorum bende. Bende. Oh. yere vuruyordu vallahi. Ağzı açıldı hayvan. Of. Dursana abi, göstereyim bunu. Heh.
Vallahi ağzı bir karış açıldı kuşun. Hayvanın kanatlarını görüyor musun? Eksik hayvanın kanatları da. Eksik yani. Abi bu efsaneydi bence. Bu çok güzeldi. Ama inşallah ben Selanikler'de de aynı kaliteli performanslar göreceğime inanıyorum. Şöyle hani diyorlar ya, boru gibi geldi. Olsun olsun. Bu bence bu da keyif veriyor. Hatta bir sonraki o uçursun. Ben yine ayrıyetten ondan sonra iki tane daha bir yavru var. Onları uçurayım da. Heyecan başlasın diyorum. Bak ne kadar rahat. Abimdeki profesyonelliği görüyorsun değil mi? Bak. Ne kadar rahat. Ama Selanik'e gideceğim, oradan çekeceğim. Çünkü niye diyeceksin? Kuş gerçekten güzel. Bak bunu kaydettim. Gerçekten güzel. Dişi. Ne bir yavru, bu senenin yavrusu. Aa, Selanik'te genç kuş oturması başka bir şeydir. Tabii. Şimdi Duello'nun diğer bölümündeyiz. Gökhan kaç kuş attı abimiz? 4 mi attı? 4 attı. O 5 tane az. 4 attı. Bir tane de benden kıyafetsin. 4 attı, bir boş yaptı. 3 tanesi bence biraz keyif verdi. Sonuncu özellikle abimizin bir attığı var. Şimdi soldakini izliyorsun değil mi abi? Evet. Karga geldi, 3 kağıtçı karga. Ben videodayım abi, istediğin zaman pırıltı atabilirsin. Bazen videolar... Şimdi hangisiydi abi, bir dakika. Sağdaki. Özür diliyorum. Arama geldi. Şu an sağda mı? Evet. Tamam, sağ devam. Sağda kuyruk olan. Tamam, devam. Kuyruğu beyaz olan. Devam. Arama genç geldi. Genç bir yavru bu ya. Sana. Maşallah. Daha bu kuş yavru. Evet. Gel. Çoban havada. Bu ikinci. Bu ikinci mi? Bence astrolistleri bilerek bekletiyor. Yo, olan neyse onu atıyorum ya. Biz de neyse oluyor. Aynen öyle. Şu bango biraz alçalsın diye bakıyorum. Bangonun da maşallah var. Affedersin, nasıl bir ciğer var onda öyle. Civcivlerin de bu kadar ayak altında gezişi. Hiç kaçmıyorlar bak. Hepsi etrafında. Gel. Geldi. Gel oğlum, gel. Aç, kümes. Aç. O bilerek bıraktı onu. Bango ya. Seyisi indirmedi, alçalttı. Oh.
Bu renk olarak pal mı geçiyor? Hı-hı, pal çakal. Pal çakal. Koyu pal çakal. Pallar genelde tehlikeli kuşlardır arkadaşlar. Demedi demeyin. Ben gökle paldan korkan adamım. Dönerken onlar genelde efsane dönüşler buluyor. Ah sizi be. Bir şey yok. Dur abi. Bence bence eğleniyor. Videonun sonunu izleyin. Bence eğleniyor. Ama kuş da boş değil abi. Bir güzel kapalı. Sonrasını tabii genç kuş uçuruyor. Tamam. Gökhan. Kamerayı azaldı. Gökhan. Gökhan azal da ben yeleği alayım geleyim ya. Üşüdüm. Hava soğuk. Aynen. Baksana eller bembeyaz oldu. Bir de hep aynı yere odaklanıyor ya. Kim var burada? İyi vallahi, sen nasılsın? İyi vallahi, kargalara bakıyorum. İyi yavrum. Dönenleri izliyoruz biz burada Barış. İzliyoruz. Aha, biz burada izliyoruz dönenleri. Bir şey söyleyeceğim, sen niye gelmiyorsun? Abi senin çoban, kırmızıyı gördük ki bitiriyor. Aşağıya gelmeyeceği tuttu ya. İyi ciğer var onda. Aynen. Bayağı kuş var be. Millet kuş uçuramaz. Çobanı görüyorsun değil mi? Ama çobanın gerisi de sağlam. Kuş sayısı fazla. Hani birini atmaca alsa yedeği var. Dolapçıyı inşallah kaçırmadın. Tamam. Hazır takım oğlum onlar zaten. Erkeği o erkekler. Erhancığım videomuzu sevdin. Git başka yerde konuş. O da kovalıyor hiç bırakmaz. Bak alta giriyor. Ondan sonra bunları çıkartıyor ya. Kıskanıyor onu. Bunlar çok tatlı ya maşallah. Siz... Orada anne babaları orada. Hadi yaklaş Gökhan, yaklaş. Pırıltı vermiyor mu? Daha kuş yükselecek. Bize tilki tabii. Bir de damdı. 115 tane hayvanı götürdü bizim. Yapma be. Yemin ediyorum. E köpek yok muydu hiç? Baba. Tavukları mı? Tavukları aldı götürdü. Kameradan izliyoruz. Her 3 saniyede bir gidiyor birini alıp geliyor. Her birini. Değil mi Melo? Aynen. 3 saniyede mi geliyor? Öyle geliyordu değil mi kamerada? Yok. 3 saniye değil. 3 dakikada bir. 3 dakikada mı? Ha, alıyor götürüyor bir daha geliyor. Ha, özür dilerim yanlış söyledim. 3 dakikada bir girip gidiyormuş. Abi. Dur. Zula'ya geçeyim ama ben daha genişten alayım. Hop. Şu
Kuştayım. Çok karga saksan geçiyor ya. Evet. Kuş neşeye geldi ama. Sendeyim. Sağdaki. Hocam getir onu. Gel. Ben şimdi burada dua ediyorum ki kuş herhangi bir hata yapsın diye. Abi hangisini takip edeceğim şaşırdım. Öndeki. Tamam. Bu da yavru. Öyle değil ya. Ne de bu boş inebilir. Ha? Bu boş inebilir. İnşallah. Bu boş inebilir. Ben biz o takla alsın. Yok, öyle bir şey yapmaz. Bence hepinizi susturacak bu kuş bence. Yok. Aa görüşürüz. Dişat onu gösteriyor ama şu an. Bu kuş kendinden emin uçuyor. Abi kuşların renkleri aynı. Karıştırıyorum yemin ediyorum sürekli. Çok aşağı düştü ya. Şu an sağdaki değil mi? Evet. Gel tepemize gel. Aferin. Aferin. Ben dedim kesin size, boş inecek dedim. Pazar değdirdi ama. Hadi dedi 100 kuş düşün dedi bak gördün mü? Tamam, o da bir boş yaptı abi. Tamam, şu an birebir ama. Tamam. Baba, benim boş dediğim kuşu ben elimden saldıktan sonra geçti. Ne çelengi var, ne peki var. Aa, yalan yok. Olur abi, hiç moral bozmak yok. Normal. Öyle zaten her kuş dönse şampiyon biziz. Hayır, doğru değil mi? Ben yine söylüyorum. Niye iddialıyım? Bu kuşlarla o kuşları mukayese edemezsin. Hani az evvel Melih doğru söylüyor. Bu kuşlar tertipli kuşlar, düzenli kuşlar. Yani ama bizimkilerde düzen yok. Yani dönüş var evet doğru ama düzen yok yani. Yani öyle sürekli bir olan bir kuş. Ama bunların aradığındaki düzen mümkünatı yok. Nerede bulacaksın abi? Yani paçalı dönek besleyenler kim olursa olsun aynısını söyler yani. Ondaki tertip hiçbir hayvanda yok yani. Yalnız bu kuşlar da aynı zamanda tüyde. Bak dikkat et. Abi canım hepsi tüyde şu an. Uçarken zorluk çekiyor. Aynen kesinlikle. Hani hoş geldiniz tabii ki ama tüyden sonra geldiğinizde inanın bana çok daha farklı performans seyredersiniz. Tabii ki. Hem Kosova kuşları için hem bunlar. Ki ben bunları 2,5 aydır uçuruyorum. Evet. Daha yeni yeni. Çok yeni abi. 2,5 ayda bu kadar kuş sıralamak kolay iş değil yani. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var. 20 senemi vermişim ben bu işe. Ha sağ olsun bizi seven eş, dost, abiler, kardeşler de bizimle iyi kuşlarını paylaştılar. Ben de bunlara burada seyislik yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Maşallah ne güzel. En güzeli de bu tat bozmadan tabii, keyifle paylaşımcı kuşu, olmak. Kuşa da güzel bakmak aynı bir şey. Şimdi bu kez kuşumuz bu tarafta. Bu kez şanslıyım kuşun rengi açık. Bu kuşu atmaca aldı. Aynen. Atmaca aldı. 6 saat sonra geri geldi bu kuş. Düşürdü ayağından. Düşürmüş galiba. Ayağından düşürdü. Şurada bir 500 metre kadar ileride düşürdü. Şu an biraz o yüzden uçuşu falan bir telaşlı uçuşu var. Ben kuştayım abi. İstediğin zaman pırıltını atabilirsin. Ulan. Gel kızım. Yapma. Bak bu kuş da boş inmez. Bu da böyle dolu, böyle güzel, ortası dolu böyle güzel gider. Mesafeli gider. Martı bozdu işi. Kuş alçaldı biraz. Zaten martılar, kargalar bir rahat bıraksalar. Tam ortalarından martı geçiyor. Evet. Gel.
Yapma. Çok heyecanlı kuş. Aslanın ağzından kurtuldu biraz, o yüzden de havada duramıyor. Korkuyor sürekli. Hadi gel. Abi. Ne gördün, açtın kendini, bıraktın ya. Mangodan korktu. Ha. Mangodan korktu. Güzel kapattı ama bir aç kapat yaptı. Hı, mangodan korktu. Ben iki tane daha kuş atayım, bırakayım Nedim arkadaşıma. Sıkıntı yok, gayet keyifli abi. Nedim abinin de geride kalan kosovaları var arkadaşlar. Kuşlar da fena dönüyor. Sakin sakin, yarışsız. Güzel güzel uçuruyor. Abi bizde kazanan her zaman banka. O da ben oluyorum o zaman. Banka kazanır abi. Burada kardeşlik, abilik kazanıyor. İşin şakası ya, gırgırı bir yana. Onu yapan az insan var ya. Kaç senedir beraberiz biz? Çok senedir. Bak biz kuşla tanıştık ha. Erhan bizim şu an, affedersin, can kardeşimiz. Bizim yani bir telefonla Bursa'da yapamayacağımız hiçbir şey yok. Erhan istesin yeter ki. Kardeşimiz bizim için değerli. Kuşla tanıştık. Vesile bunlar bak. Sizler de Bursa'dan bizim değerli kardeşlerimizin öyle hepsini mi tanıyoruz? Bak, benim ben Gaziosman Paşa'da kuş sürüyorum. O da Yıldırım'da şeyde, Ali Fuat Başgil'de kuş sürüyor. Benim bir kelebeğim düşüyor ona. Ondan sonra o da başkasının ismini bir benzerliğini karıştırıyor. İnternete atıyor. 250 lira para yazıyor. Bundan 12-13 sene önce. Aynen. Ondan sonra bizde abi deli para mı? Arkadaşım var. Aradım, dedim ki Aran sen de onun iyi. Bir söyleyelim, alalım parasını, vereceğiz, alacağız. Sonra arkadaşıma demiş senin paran geçmez, gel al. Sonra gittik, sonra tanıştık. O gün bugün dostuz. Ne kadar güzel abi. Vallahi ne kadar güzel. Sonra birbirimizin ismini yakalamayın diye kumşu olduk. Alo, bu sefer iyiydi bu. Vallahi iyiydi. Abi iyiydi yani. Daha atma yani. Sana söyleyeyim yani, bu iyi gitti yani. Son bir tane atacağım, bitti. At. Son bir tane daha at. Abi, kuşlar gönlünde olması gerekiyor abi. Bir de böyle bir şey de var. Ama bir şey söyleyeceğim. Dün döner, bugün bak, dönmez. Son, hayır bak, bu adamın attığı kuşlardan boşuna ne oldu mu? Bir tane oldu değil mi? Onu da söyledim boşunca. Bak gel gidelim şimdi, başka bir kapı gezelim. Yemin ediyorum sana, hep gelecek böyle, sıkıp sıkıp gelecekler. Olay bitti, onu yaptığı zaman. Yani şu adam 2,5 ayda böyle atıp da tertipli kuş döndürüyorsa, ben o arkadaşım tebrik ederim ya. Çok zahmetli. 100 tane alırsa bir de kolay bir kuş değil bu. Bir tanesi döner ya da dönmez yani. Evet, kuşları rahat bırakın, alanı rahat bırakın. Bir aç, abi sana oynuyorlar bunlar, ben söyleyeyim bak. Hı? Sana oynuyorlar diyorum, alanı kapatıyorlar. Sıkıntı yok, canları sağ olsun. Alanı kapatıyorlar. Kuşu korkutuyorlar. Abi biraz böyle gelin de kuş ürkmesin abi. Biraz böyle gelin, ayıp olmasın, kuş ayıp olmasın. Kuş da dönsün yani. Önemli olan dostluk kazansın. Ha, bu burada böyle. Artık şeyi tanıyorum. Seyisi tanıyorum. Ulan hiç inmedi aşağıya. Yo, değiştirdim. Ha bu? Başka bu. Ama gene renk aynı değil mi? Yok, farklı, bu pal. Ha, bango pal. Evet. Biz maviyi izliyoruz. Aynen. Ben bunu bileyim de havada. Gel be oğlum, gel. Yapma. Bekliyor, yapmadı. Hadi be Melo be. Bekliyor, hem de nasıl bekliyor biliyor musun? Bak, bekliyor. Bak, göz aşağıda gel, bekliyor. Biraz tepeme. Gel. Gel lan sana. Gel. Dönme seni öleyim. Dönecek bu. Bence en iyisi bu. Duruşundan anladım. Bak, hayvan burada şovunu yapıyor, bekliyor.
Hey! Hadi be. Seni. İki oldu Karat. Baksana ya, çırılçıplak. Çok güzel galiba. bekledi. Durdu. Ama o da pırıltıyı. Siz buraya Melih'i tutmaya gelmişsiniz. Lütfen Melih'ciğim kuşları kapatır mısın? Kapatıyorum. Kapat çirkin kuşlarını. Dur, iyisin. Kapat abi. Bango minli mi? Abi neden kuşlara çirkin dedin şimdi? Kapat abi çirkin kuşlarını. Bak şimdi biraz sonra yerde su çıkacak kuşlarda. Yerde su çıkacak. Evet. Yere yapıştıracağım diyorsun. Bak, yere yapıştıracağım dedi. Eyvah. Abi kuşları yere yapıştıracağım dedi. Hadi bakalım. Su çıkacak. Eyvah eyvah. Sonuca gerek yok. Eyvah eyvah. Hadi. Yalnız kafeslerin çok güzel abi ya. Şunu da özellikle göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, sisteme bir bakar mısınız? Dışkı kuşların ayağına değmiyor. Tık aşağıya. Altta ızgara var. Altta birikiyor ızgara da. Şöyle düzeni de şöyle bir gösterelim. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Hayvanlar rahat. Tünekleri bol. Sayı fazla ama tünekler bol. Rahat. Evet, teşekkür. Havalandırma çok güzel. Sen de rencide etmeden abi. Aman ha. Hani rencide etmeden. Oo, bu kırmızı da manyak ya. Kırmızı kuyruğu beyaz olan. Ne yapıyor öyle? Bir metrede dönüşler yaptı ya. O damızlık. Böyle, ölümler böyle gerçekleşiyor. Abi. Abi atsana bir denesin ölmeyi. Hani suyunu çıkaracağım dedin ya. Çarpan kuşu hiç görmedim. Nasıl çarpıyorlar acaba? Seyirciler kızacak şimdi. Diyecek ulan kuşu öldürmeye yürüyor adam. Ama harbiden de merak ediyorum ha. Nasıl vuruyor diye. Ya... Denk geldi mi sana? Gelmez olur mu ya burada defalarca? Ağzından kan geliyor. Ya ayağı kırılıyor. Aa, yok o zaman. Geçenlerde şu oturduğumuz sandalyelere şurada bir girdi, ayağı kırıldı. Sonra tekrar tedavi etmek zorunda kaldım. Ondan sonra. Hani vuranını görmeseniz daha iyi yani. Benim içim acıyor açıkçası. Efendim? Bana iki tane bango atar mısın dışarıya? Aa! Benden mi? Şimdi olmadı. Bak sana işi düştü. Atayım. Ama iki tane istedi bangoyu. Bir tane de istemiyor Erhan. Ne diyorsun? Ha, şimdi kardeşlik kazanacak değil mi? Ama kendi bangon da var. Bir, iki. Kuyruğu beyaz olanı takip et. Evet, burada kolay. Ne diyorsun abi şimdi, ne yapacak bu? Gel bu, ama sen, ben gelmeyeyim. Ben buradan daha iyi çekeceğim. Sen bak baba. Sen baba beni seyret. Yere düşürsün onu şimdi. Yapışır mı diyorsun? Göreceğim. Eğer formunda ise yapacak onu. Bak kuşa. Ben kuştayım. Kuyruğu beyaz olan yakaladım. Gördün mü? Gördüm. Kuyruğu beyaz olan bende. İnşallah. Kaçırmadan çekerim. Zaten ayrıldık kuşlar. Oho. Nereye lan? Yanlış dönüyorsun. Bak. Orada kuş mu gördün? Ne oldu? Ya bu tarafa? Ya kesin bir saksağan görmüştür. Dur olayı bozma şimdi. Dur. 3 tane de kuş attık senin yanına. Heh. Kuştayız abi. Rahat ol. Ne oldu? Öt. Gidiyor. Yine kuş uçurdu. Yükselsin diye. Bangoları çoğalttın. Bak baba, kuşa bak. Tamam, kuştayız abi. Umarım dönüşünü çekmişindir. Dönüşü aldım. İkinciye dönecek diye bekledim ama mesafe kalmadı artık. Olsun, o bile yeterli. Ya. Biz görsek bu kuşu direkt murad ederiz ha. Ama değil işte. Bunu nasıl yaptı? Daha yükselseydi daha farklı yapacaktı. Evet. Yeni bir kuş bu daha. Yeni uçuruyor. Bu da yeni. Tabii. Yani buraya tam anlamıyla adapte olmuş bir kuş değil daha.
O yüzden sağa sola biraz sarkması var. Anlamam. Gökhan suyu çıkmadı ha. İyi döndü ama suyu çıkmadı. Yok kuş güzel ama. Allah var. Güzel aynen. Çevirdi. Güzel de döndü. 44. dakikayı bir daha izleyeceğiz. Bir geri sarmak. Büyük uçurduk bir tane. Bu evet. Dönek mi? Bu da dönek. Kosova döneği. Rengini aldan mı böyle mavi gözüküyor ya. Yapmadı. Kısa oldu. Ama beklemedi. Kuşun bir yorulmasını bekleseydi daha iyiydi. Siz biraz daha sabırlısınız bunlardan. Tamam. Hani kuşun tavuğunu bekliyor. Yerine gelmesi lazım. Kanadını lazım, bekliyorsun. Kanadını bekliyorsun. Açısı önemli. Bu karşıya gitsin ben veririm pırıltıyı diyor. Aynen yani bizimkiler genelde daha tepeci olduğu için tam tepemde yakalamak için bekliyorum. Dedim ya bunun tipi çok fena dedim ya Eren boğuk kuş. Aha bir tane de çilli attı. Ama bence sen çilliyi... Çilliyi mi alayım? Çilliyi çek. Onun da sağ kanadı yarım. Tabii canım kuşlar yani inanılmaz tüydeler ya. Ya ona rağmen iyi performans göstermeye çalışıyor hayvanlar. İçinde var. Evet. Evet biraz hafifledi. Hava şartları senden yana. Oo oh, bak işte olay bu. Oo! Oh! Yordum maşallah. Yakaladım onu. Yakalamam mı? Dönüş stili çok farklı. Abi nasıl bir yuvarlama şekli var? Nasıl bir dağıtıyor kendini havada? Yukarıdan aşağı doğru. Şimdi biri Selanik gövdeyle geliyor gördüm. Bu daha devirli. Bu kanatla devir alıyor. Daha devirli bir kuş. Evet, çilli senin dediğin suyunu çıkaranlardan. Antrenman yapıyorsun. Aa! Aa! Dur ben konuşturacağım bunu. Çok keyifli. Daha antrenmandayız dedi. Dahası var bunun bir de. Var. Erhan sen bir de bunun lolosunu gör. Benim bangolarım inmez yalnız öyle. Bak orada da şekil var. Tabii benim bangolarım öyle hededim mi gelmez. Bir alçaktan bir pırıltı atacağım. Alçak. Bu da tüyde. Suyu çıkar diyor mu? Yok bunlar şey. Ne diyorlar? Muradiye mi diyorlar? Muradiye. Ulan bunu, bizim kuşumuz bu. Dur evet. Bakalım. Bir de bunda ne icraat var? Bir de buna bakalım. Bu muradiye dönüşü yapacak. Abi 3 türlü dönek var. Buna karşıdan vereceğim pırıltıyı rahat gelince. Bir de elle severler bunlar pırıltıyı daha çok. Bunu tam karşına al abi. Kümesin kapısını görecek şekilde. Tepede değil de daha çok karşıda ver bence. Bizim kuşlar onu seviyor. Karşıdan dönüşü. Hayda. Senin muradiye de sağlam gülme geliyor. Dönüş sağlam bunda da. Bak dur bir iki oynasın onunla izle. Dur onu şimdi. Onu bir daha atacağım. Burada izle bak. Kuşun hareketinden belli. Onu karşıda yakalayacaksın. Uzak karşıda yakalayacaksın. O ne tatlı döner biliyor musun? Belli hareketinden. Buradan Bursalı Muradiye dönek besleyen kardeşlerime de selam olsun. Muradiye'yi de siz puanlayın. Bence iyi bir kuş. Tamam seyisin biri daha kalktı. Gel lan buraya. Gel kuzu hep yavru dağılanlar. Gel. Bursalılara da şeklimiz var diyor bak. Bir daha. Hadi bakalım.
Sen gel İstanbullarda Bursa kuşu uçur. Hadi bakalım. Ha, bu elden daha çok seviyor. Pırıltıyı göğsüne gelir. Bekle abi, tam böyle rahatında ver. Bence bekle, yorulsun biraz. Bekle. O yorulmadı. Ulan orikler de bulut olmuş. Ha böyle. Böyle gelir. Gel öyle. Kümes aç, kümes. Korktu, çok yukarı gitti ya. Bir şey olmaz, o alır şimdi. Sen tuttur yeter ki. Bak şimdi geliyor. Tekneye girdi mi ver pırıltıyı. Oo. Oo. Oh. Hadi bir daha. Aferin. Bir daha yaparsın sen bunu. Güzel yuvarlıyor. Kuş uçmayacağım da demiyor ha. İkinci uçuşu. Ya, altyapısı var. İki tane dışarıda kaldı. Gel. Hadi. Beyaz kümesin üstünde. Bir tane beyaz var kümesin üstünde. Gel. Hayda. Bilmez. Kuşların yem saati ya, durmuyorlar. Bir iki tane yan yana attım mı onlar öyle. Merak ediyorum, sırada kim var? Havada orik var mı orik? Orikten yetişemezler, çok yüksekte bangolar. Oo. Orikler nerede biliyor musun abi? Ben gözle göremiyorum. Benim bangolar öyle. Gel sohbet edelim, gel. Gel. Heh, bende de var diyor, bak. Kimi izleyeceğiz? Sazlı'yı. Sen kuşları ondan iyi tanıyorsun vallahi. Tabii canım. Şunu. Evet. Bak bu yavruya bak. Sazlı. Hı hı. Evet. İki tane sazlı var, ortadaki uzun olan. Aynen. Şu. Bende. Biraz bence yorulsun. Yorulursa daha iyi dönecek. En önde gelen değil mi? Evet. Evet, evet. Doğru gidiyorum o zaman. Evet. Öbür örgütleri görüyor musun? Nerede? Orikler deli. Karanlığa kalmasa iyi. Benim kümesi açtım, gelir onlar. Yeri biliyorlar diyorsun. Tabii. Çobanlar da bunlar kadar kıymetli değil mi abi? Tabii canım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yemin ediyorum. Dönekten daha değerli benim. Ah, karıştırdım şimdi burada. En öndeki mi? Abi bir yandan telefon çalıyor. Görüyorum abi. Baba bak. İyi bakın kuşa. Bakıyorum. Yemin ederim boyum ağrıdı. bu spor böyle. Gençler getirin onu şimdi bana. Evet. Ben şimdi karıştırdım. Sağdaki değil mi? Tamam. Solda şimdi. Ben de. Oo.
Oo! Aferin sana. İkinciye bir daha bekler miyiz? Yok. Güzel yuvarladın. Yakaladım yakaladım. Az daha kaybediyordum. Abi benim de dikkatim dağılıyor. Boynum koptu böyle sabit durmaktan. Bir de kuş renkleri de birbirine benziyor ya. Merak etme. Dur keyifle izlersin. Aa, daha kaç tane kuş gösteririm diye bakıyor. Merak etme abi, ben sabaha kadar çekerim. İsterse 2 saat olsun, bak 1 saati geçti yayın. Saat de yaklaşıyor. benim de mezat var diyorum. Arkadaşlar bu arada Eren kardeşimizin de Esenyurt'ta derneğinde mezatı var. Salı, Perşembe, Cumartesi mezatları. Bak gel şimdi. Yok abi, ne kuşlar da eksik bak. Abi eksik. Eksik. Bakalım. Bak. Bakıyorum. Tamam, oo, ucu çekme abi, ucu çekme. Tamam. Ya şeyli değil ya. Yani. Şimdi bunlardan hangisini çekeceğiz? Şeşi. Çilli. Koyu çilli. Bunlar zaten bir baba. 3 tane oğlu var. Onları tek tek atıyorum işte. Şimdi babayı attım. O zaman babayı göreceğiz. Baba uzun zamandır yatıyor. Yani aşağı yukarı 1,5 aydır yatıyor değil mi? Evet. Olmuş mudur? O kadar olmuştur. Olmuştur. Tüyü de diye bir de tüyü kovalamıyorsun. Gökhan gel, babayı izliyoruz gel. Bitmedi mi diyor. Daha yeni başlıyoruz lan. Su sağdaki. Evet. Bekliyorum seni dostum, hadi. Hadi bebeğim. Gel. Şimdi. Tam zamanı bak, burası yerin. Burası yerin senin, hadi. Hadi dostum. Hadi tam yerindesin. Hadi tam yerindesin. Heh, şimdi ayarlıyor kendini. Yap şunu. Ula 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 ula. Gel. Alo. Ağız açık. Melucuğum ne yapıyorsun? İyiyim yavrum, sen ne yapıyorsun? İyi, doğum günün kutlu olsun. Allah razı olsun. Şu an beni canlı yayında doğum günümü kutlayan ilk ve tek kişisin, biliyor musun? Doğrudur. Mikrofon açık da. Normalinde. He. Baktım dedim, pastayı çok büyük almış. Dedim iyi anladın mı? Bana kadar... Şöyle aç köpeğe, parasını yesin, parasını. Söyle ona aynen, o köpeği söyle, o parayı yesin artık. İyi ya, sen rahat ol. Bak herkes dinliyor seni. Çocuk pastası alıyor, öyle mi para yemek? Şu an canlı yayında, şaka yapmıyorum bak, ciddi söylüyorum. YouTube'dan arkadaşlar geldi, şu an bizi çekiyorlar. Sen de beni canlı yayında tebrik ediyorsun. Lütfen tamam. Biraz sinkaplı konuşmayalım. İyi tamam, öpüyorum seni. Hadi görüşürüz, sağ ol. Hadi yavrum, sağ ol. Hadi eyvallah. Yapacak bir şey yok. Abi bir sürü kuş attın, hangini çekeceğim? Bir tanesini çekeceksin. Beyaz kuyruğu beyaz mı? Beyaz kuyruğu. Tamam, peki. Bu kuş herhalde ikinciye şans veriyorsun. Evet. İki mi oldu, üç mü oldu? Yok, ikinci. İki mi? Tamam. Öbürküsüne baktım, içeride hiç kanadı yok. Az evvel attım, sıkı bindi ya. Hiç kanadı yok hayvanın. Hiç öyle atmışız demek ki, görmeden. Şu uçağa pırıltı versek gelir mi? Yok, onun rotası belli. Bence sen kuşa odaklan. Tamam. Bak, o her an yapabilir çünkü. Şuradayız, evet. Sağdayız. Aynen. Gel kuzum hadi. Sadece kuş uçuruyor sanmasınlar. Uçak da uçuruyoruz burada. Bizde her şey var. THY. Yemi mi arıyorsun yerde? Ula ula, boynum koptu. Tam gelmişti, vazgeçti. Oh, yüzünü de çevirdi. Geliyor. Ben hazırım abi, geliyorum. Bu arada arkadaşlar bakın ne kadar mesafede. Ben zoomladığım için size farklı görünebilir. Öyle gel. Hiç bozma, gel öyle.
İşte bu kuşların da en kötü yönünde var saksana. Çok çabuk sarılıyor ya. Ay daha başka yerlere gidiyor mu? Aha. Ha şurada. Orada bir şeyler gördü o. Evet. Ama şimdi yaparsa çakılır. O girdi bahçeye. Hop geldi. Son anda yaptı çıktığını gördün mü? Gördük ama o istediği yerden aldıramadı onu. Bu sayılmaz. Maşallah kuşların hepsinin sağlığı yerinde. Neşeleri, keyifleri yerinde. Gel içeri gel. Aferin sana. Üşüdün mü? Evet, bu arada çektiğimiz en uzun dönek videosu olmuş oldu. Bakalım sonuna kadar izleyen kimler var? Bir yazın bakalım arkadaşlar yoruma. Ben sonuna kadar izledim delikanlı gibi diyenleri göreyim. Bence keyifli bir kümes. Abilerimiz keyifli. Ama şurayı da al zoomlayarak. Ne demiş? Aynen. Aşk bu eziyetin. Ya. 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 Bu da fıldır fıldır senin etrafında dönüyor. Aynen. Fiko gel babacığım. Gel babacığım benim gel. Oo, nasıl koşuyor? Gel babacığım gel. Ha? Nasıl bu da benim aşkım. Gel babacığım sen. Olurum, ne oldu ki? Ne yapıyorsun? Bu da benim aşkım. Mutluluğa bak ya. Nasıl da yaslıyor kendini. Ne yapıyorsun oğlum? Fiko. Hani bakayım kim olmuş? Kim o? Kim oğlum o? El kol yapsam bana yürür mü? Vallahi yürüyebilir. Kim oğlum o? Hani nerede? Tehlikeli. Hani? Yo, ben bir şey aman. Yapmadım yok. Aman. Vallahi ben değilim lan. Hayır, hayır. Bana yürüyor. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Erhan hayır. Sen kışkırtıyorsun değil mi arkamdan? Aynen. Hadi, sen hadi geç yanım. Bak yok. Gel. Yarım zaten o. Az önce atar yapıyordu. Aha gene kuş attı. Yalnız senin mangolar hala uçuyor. Sen mavi havalı unutmuşsun. Dönüyor kuş. Bak Kosova bak şu. Hangisi? Şu. Hangisinde? Şurada karşında. Bu mu? Evet. Ha şu. Evet havada kalmış. Bak bu tam kıvamında şimdi bence. Bu arkadaş diyor. Tam kıvamında bence bu. Asıl dönecek kuş. Yolu... Yakaladın mı dönüşünü? Yoruldu. Yok hayvan. Kaçırdım onu. Belki görünüyordur. Bak bu kuşa bakarsan. Daha iyi olur diyorum. Mavi beyazı diyor. Hangisine bakacağımı şaşırdım. Şu muydu? Burada. Bu. Abi kuş sayısı fazla. Heh bu. Ya, hava da çöktü ya. Hava çöktü artık. Mikrofonu çıkart konuş ya da kapat konuş abi. Efendim? Herkes dinleyecek ona göre. İyiyim vallahi. Sen ne yapıyorsun yavrum? Melo. Melo. Evet. Melo. Mikrofonu yandan düğmesine bas kapansın. Allah razı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Dur abi hepsine bakıyorum. Bak şuna. Bak şuradaki bak. Tamam. Bak burada bak. Tamam. Ulan 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 ulan. Oooo. Yapma be. Yapma be. Ol yapma be abi be. Yapma be. Bunun isterdi olmasın ama yapacak bir şey yok yani. Reis ne yaptı bu böyle? Köken. O mikrofon kapanmış mı bir bak da. Yapma ya. Bir şey oldu mu? İnşallah bir şey olmamıştır. Olmamış ya. Bir de kanadı yok hayvanın. Yeme girdi. Baba ne yaptı öyle ya?
He? Sana sormak lazım. Sen bizi bir saattir bunun için mi bekletiyorsun? Bizi bitirdin mi? Bizi bitirdin. Dediğini yaptı mı? Ama yaptı. Şaşırdı. Ben yaptı. Sana demedim mi ben burada topraktan su çıkartırım diye? Ya güzel bir şey değil ama kuşun yaptığı çok güzel bir şey. Hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. İnşallah görmüşündür abi bunu ya. Görmeyen göze ben ne diyeyim? Hayır. Şimdi burada birçok kuş var kendini öldürür. Hani sonuçta can, biz nasıl cansak onlar da can yani. Biz bunu niye öldürmek için... Ben düşeceğini bilseydim koşar yakalamaya çalışırdım. Ciddi söylüyorum sana. Düşeceğini anlamadım. İçeride bizim sepetlerimiz var normalde böyle. Yuvarlak sepetlerimiz var. Onlara giriyoruz altına. En son finalde. Evet. Yine de iyi ya. Şu an iyi. Aynen. Şu an bir şok geliyor. Şoku geçirsem bir pas yavrum. Ulan hayvan bayağı bir yıprandı. Erhan al elini, al elini öp, öp onu. Bu bunu yapmazsa sıkıntı, özünü yaptı işte. Özü bu. Hala şokta bak. Getir. Bir de bak kuşta kanat yok. Kanat. Yok abi yok bak, yok. Baksana hayvana. Yazık günah ya. Yarım daha kanadı bomboş. Yer kanadında da yok. Kurban olurum. Nasıl baksana yaptın şuna, öyle ya? Kanatlarına çek kanatlarını. Eksik olduğu halde. Ama maşallah abi kuşa. Bu şimdi Kosova evet, kuşu mu? Kosova dönüyor. Bu kuş normalinde 70 ile 80 metre arası dönüyor. Yani böyle abi, az evvel... Az önce kesmedi abi ya. Evet. Salsan uçamaz ha, o moda girdi. Aynen. Nedim abi emeklerine maşallah. Allah razı olsun. Emeğine arkadaşlar yorum sizde. Adam suyunu çıkartacağım dedi, çıkarttı kardeşim. Yapıyor bu sporu da. Aynen. Abi takip edenler biliyor zaten. Yani. Nedim abi artık tanımayan kalmayacak. Aynen abi. Aha kuş hipnoz oldu Gökhan. Yok bir su içse hayvan kendine gelir. Daha nefes alıyor abi bırak. Yarına kadar kendine gelemez. Bir gün böyle kalır mı? Tabii. İzledin mi dönüşü? Ben onu her gün seyrediyorum ki. Ben onu her gün izliyorum. O daha ama şanslı. O size verdiği sözü yerine getirmek için o alçaktan fırıltıya dedi ya su çıkarsın. Aynen. O yüzden yani yaptı. Heyecan, adrenalin olsun diye. Normalde yaptı o kadar abi. Alçaktan fırıltı asla atmaz. Atmam ya. O dediğim gibi yani 70-80 o arası dönüyor. Tempolu dönüyor. Bak burada bu kümeste o da inkar edemez mesela. Burada 6-7 tane tempolu bozmayan böyle adabıyla giden kuşumuz var. Diyeceksin ki esas diğerleri kuşlar. Yok mu? Damızlıkta. He yani bir de ayrı kuşlarımız var. Aman Allah'ım. İnşallah bir dahaki sefere gelmek kısmet olur. İnşallah. O kuşları da çekmek kısmet olur. O zaman adrenalin. Bak benimkiler daha iyi. Abinin kuşları hala uçuyor. Abi çok teşekkür ettik her şey için. Ya. Bence teşekkür çok keyifli, çok güzel bir video oldu. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kanalımızda olduğunuzdan dolayı da ayrıca teşekkür ettim. Buradan kuşçu kardeşlerimize iletmek istediğiniz varsa aktarabilirsiniz. Güvercine şöyle bakmak lazım. Bizim için en azından dış etkenlerden daha izole oluyoruz. Daha rahat, daha güzel oluyor bizim için. Kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim için hem iyi bir deşarj oluyoruz, stres atıyoruz. Ben işten geliyorum mesela. Yoğun bir tempo hayatım var. Geliyorum burada en azından huzur buluyorum. Genç kardeşlerime şunu söyleyeyim. Kahvede, birhanede, orada burada gezeceklerine gerçekten eğer kuş da istiyorlarsa ben canı gönülden söylüyorum. Hediye ederim, beslesinler. En azından dizlerini kırarlar, en azından şu kuşlara hizmet ederler. İyi kuşlar. Hevesli, hani heveslenmeyecek bir adam yok buraya. Süs kuşu besliyorsun değil mi? Aynen. Şu an keyif aldın mı almadın mı? Allah için söyle. Yani kalp atışım, ritmim hani değişti abi. Ediyoruz, sohbet ediyoruz, onu hani açık sözle söyleyeyim. Şimdi keyif almayacak. Bundaki adrenalin Bulgar makaracıları gibi makaracılar onlar sararak geliyor. Bu evet. Hayvan dönerek yapıyor bunu. Bu da ayrı bir şey. İlk defa izledim böyle Kosova kuşu. İşte özellikle şunu söyleyeyim ben. Bu tüy zamanında olmasına rağmen bu performansı gösteriyor bu hayvan. Yine geleceğiz. Bu hayvanlar tüyünü düzdükten sonra mutlaka bekleriz. Tabii her zaman bekleriz. Daha farklı performanslar göreceksiniz. Selamlar, saygılar. Kıvamında olan dönüş videolarını merak edenler güvercin dostu Nedim Tan Doğan'dan Facebook'tan takip ederler zaten. Hadi bakalım. Orada bir adam atıyor videolarını. Harika.